Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nden sinsi adım, tasarı sunuldu. Türkiye'yi oradan kuşatmak için harekete geçiyorlar. Değerli izleyenler, Soğuk Savaş'ın en sıcak günlerinde dahi bir güvenlik adası olarak kalmayı başaran Karadeniz, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırgan hamleleriyle giderek bir çatışma alanına dönüştürülüyor. Aydınlık'ta yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Karadeniz'i uzun süreli bir çatışma alanına dönüştürmek istiyor. 16 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na 2023 Karadeniz Güvenlik Yasası adlı bir tasarı sunuldu. Cumhuriyetçi Mitt Romney ve Demokrat Vehanne Şahen tarafından sunulan tasarı, her iki partinin desteğiyle Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde ele alınmaya başladı. Romney, yasanın, bir Rus savaş uçağının Karadeniz üzerinde bir Amerika Birleşik Devletleri insansız hava aracını düşürmesinin hemen ardından geldiğine dikkat çekti, fakat tasarı, 12 Temmuz 2022 tarihinde sunulanın bir devamı niteliğinde. Şahen, Senato Dış İlişkiler Avrupa ve Bölgesel Güvenlik İşbirliği Alt Komitesi'nin başkanı, bu görevi sırasında Şubat ayında Gürcistan'ı ziyaret etmiş ve ülkedeki önemli seçimlerin yaklaşmakta olduğunu, demokrasi yanlısı bir gündemi ilerletme fırsatı sunduğunu ileri sürmüştü. Şahen ayrıca Ukrayna ve diğer Doğu Avrupa ülkelerini de sık sık ziyaret eden bir isim. Tasarının tanımlar bölümünde, tasarı coğrafyaya yönelik akıl almaz bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Karadeniz devletleri terimi Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Moldova, Ukrayna ve Gürcistan anlamına gelmektedir, deniyor. Rusya Federasyonu'nun Karadeniz'e kıyısı olduğu gerçeğini görmezden gelen ya da daha doğrusu dolaylı olarak bir sorun olarak gören, haritaların ve yeryüzü şekillerinin siyasi sebeplerle yeniden tanımlanmasıdır. Rusya Federasyonu'nun Karadeniz güvenliğinin düşmanı olarak görülmesi hiç de şaşırtıcı değil. Tasarının zaten verili olan Amerika Birleşik Devletleri politikasına eklediği şey, Karadeniz bölgesini Rus saldırganlığının bir arenası olarak tanımaktır. Başka bir deyişle, teklifin yasalaşması halinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'da daha fazla silahlı çatışmanın yayılmasını önleme çabası bahanesiyle, silahlı çatışmayı tüm Karadeniz bölgesine yaymış olacaktır. Tasarı, Ukrayna ve Kırım'a ilişkin zaten bilinen politikaların yanı sıra yeni hedefler de formüle ediyor, Rusya'nın Karadeniz üzerinden Akdeniz'e ulaşması, AB'nin ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendirilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın bölgede bir nüfuz alanı dayatma çabalarını kınamaktadır. Politika ve eylemlerin iki ayağı var: 1. Tek taraflı Amerika Birleşik Devletleri, NATO varlığının arttırılması; 2. Kıyı devletlerine müdahalenin ve bu devletlerin kullanımının artması.